Manşet programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine gündemi değerlendireceğiz. Yine gazetelerle sizlere hem Mersin hem Türkiye gündemini değerlendireceğiz. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri ve Facebook'tan bizleri canlı olarak takip eden sevgili takipçilerimiz. Bugün 6 Eylül Salı ve yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar, bol kazançlar getirmesi temennisiyle manşet programına başlıyoruz ve ben Tekin Naşap. Evet, bugün de gündemimizi değerlendireceğiz, gündeme dair bilgileri aktaracağız. Her zaman olduğu gibi aziz şehitlerimiz rahmetle ve minnetle andığımızı, hatıralarına sahip çıktığımızı hatırlatalım. Gazilerimize ve yaralılarımıza acil şifalar dileyelim. Ve 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kere daha hatırlatalım. Şu an görevleri başında bizleri korumak adına göğüslerini siper eden Mehmetçiklerimize ve Güzide Polis Teşkilatı'na da buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, bu arada bir desteğimiz var. Şahsen benim bir desteğim var Ezel, seni bilmiyorum. Sen destek verir misin, vermez misin bilmiyorum. Bir siyasi parti açlık grevine girmiş. Sonuna kadar destekliyorum. Ama inşallah sonuna kadar gider. Evet, yani tabii canım, onlardaki oruç, ölüm orucu mu? Neydi, ne dedim ben? Açlık grevi. Açlık grevi şöyle. Çayı içebilecek. İşte o mereti içecek. Yani meret dediğimiz hani uzun, ince, dumanlı bir şey var. Onu içecek, su içecek ve açlık grevindeyim diyecek. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne diyebilirim ki? Sadece destekliyorum ama lütfen sonuna kadar gidin bak. Yani sonuna kadar gitmeniz noktasında destekliyorum. Hatta topunuz yapın bunu. Topunuz böyle bir açlık grevine girin. Evet. Çünkü eğer böyle yarım yamalak eksik yaparsanız olmaz bu işler arkadaşlar. Amacına ulaşsın açlık grevi. Evet, açlık grevi amacına ulaşsın, destekliyoruz. O siyasi kafadan olan zihniyetin hepsinin buna katılmasını istiyoruz. Buradan alkışlıyorum ben onları. Devam etsinler inşallah, ömür boyu devam eder. İnşallah amaca ulaşır. Evet diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ve tabii ki buradan hemen şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da selam ve sevgilerimizi iletelim. Vatan sana canım feda diye güzel bir klibimiz vardı Ezel'cim. Hani en azından böyle bir desteğin üstüne aslan parçalarımızı da göstermek lazım. Çünkü aslan parçası olmak kolay değildir, biliyor musunuz? Yani helal süt emmek her babayı da nasip olmuyor işte. Vatan için hayatını ortaya koymak her babayı için nasip olmuyor. Çünkü aramızda öyle hainler var ki. Çünkü aramızda bu memleketin, bu ülkenin havasını soluyan, ekmeğini yiyen fakat bu ülkeye ihanet eden o kadar hain var ki. Ama bu hainlerin karşısında da işte bakın, izlediğiniz gibi aslan parçaları da var ve biz bu aslan parçalarıyla gurur duyuyoruz. Shine.
biz sırtımızı yaslamayız. Biz sırtımızda başımızın üstünde taşırız. İşte hatta biz ezel birileri sırtını YPG'ye dayamıştı. Biz de namluları YPG'ye dayadık. Bakalım neler olacak bu uğurda, neler yapılacak. Evet, aslan parçalarımızı izledik. Bunlar biliyorsunuz Sur'da, Şırnak'ta, Cizre'de, Nusaybin'de, Mardin'de hendekler açılmıştı, hendekler kazılmıştı. Sözüm ona akılları sıra özellik ilan etmeye çalışmışlardı. Sonra ne oldu? İşte bu aslan parçaları orada o bölgede güzel bir hafta sonu temizliği yaptılar. Ve bu hafta sonu temizliğinde de her yer pırıl pırıl oldu, tertemiz oldu. Şimdi sıra Cerablus'ta, şimdi sıra artık Sayın Başbakan'ın da söylediği gibi artık savunma yok, taarruz var teröre karşı. İşte bu taarruzu gerçekleştiren hem polis teşkilatına hem de Türk Silahlı Kuvvetlerimize buradan bir kere daha selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Dualarımız onlarla birlikte. Onlar dağda, onlar kırda, bayırda terörle mücadele ederken bizler de üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Herkesin mutlak surette yapabileceği bir şeyler vardır diyoruz. Evet, ve dün iletmiştik, bir kere daha iletelim. Sevgili Diyarbakırlılara, sevgili Güneydoğu bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız, en azından biliyorsunuz Mersin'de de Güneydoğulu vatandaş çok. En azından bölgeyle irtibat halindeler. Oradaki akrabalarınıza, sevdiklerinize şunu söyleyin. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bir ülkemiz yok bizim. Türkiye Cumhuriyeti birlik ve beraberlik içerisinde yaşayabileceğimiz tek ülkedir. Ve bu ülkenin kıymetini bilelim. Birilerinin artık kime, neye hizmet ettiğini çok iyi gördük ve biliyoruz. Bakın hala İmralı Canisi'nin özgürlüğü adına açlık grevleri başlıyor. Yani sorun, benim için ne yaptın diye sorun. Sorun, sokağa inin diyenlere senin kızın da, senin çocuğun da, senin karın da, senin eşin de, senin dostun da, senin akraban da gelecek mi sokağa diye sorun. Bunları sorun. Ondan sonra gerekiyorsa çıkın sokaklara. Ama onlardan birinin gelmemesi durumunda siz de lütfen sokaklara inmeyin. Çünkü biliyoruz ki şu an çok huzurlusunuz, çok mutlusunuz ve bu huzur ve bu mutluluk birilerinin çağrısıyla bozulmayacaktır. Bunu da çok iyi biliyoruz. Lütfen sevdiklerinizi bu konuda uyarın. Türkiye Cumhuriyeti farklı kimliklerle zenginliğini yaşıyor. Bu zenginlikte hepimize yer var. Bu yüzden birilerinin emellerine, amaçlarına katkı sunmayalım ve artık birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara da gerekli cevabı verelim. En azından sokağa çıkmayarak, onların isteklerini yerine getirmeyerek en azından böyle bir duruş sergileyebiliriz diyoruz. Evet, ve sevgili izleyicilerimiz, hemen tabii adreslerimizi de paylaşalım. Tekin Ahşap'la Manşet Instagram adresimiz, İçel TV Mersin Twitter adresimiz, İçel TV Facebook adresimiz, 0324 233 6655 telefon numaramız ve WhatsApp hattımız var, 538 273 66 66 273 66 66. Tabii bakıyorum mesela sosyal medya üzerinden bir araya geldi bütün esnaflar. Artık her şey veya hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Yani eskisi gibi değil. Susan, hakkını savunmayan, artık sorgulamayan bir toplum değil Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar. Bakıyorum da herkes artık hakkını savunmaya başlıyor. Artık taleplerini dile getirmeye başlıyor. Yani demokrasiyi doyasıya yaşamaya başlıyor. Ve anayasal haklarını sonuna kadar kullanmaya çalışıyor. Kendisine verilmesi gereken hizmetleri almak isteyen vatandaşların artık nerede benim hizmetim, neden bana hizmet edilmiyor sorgulamasını gerçekleştirmeye başladı. Mersin'de de birçok esnafımız bir araya geldi. Bir platform oluşturdu sosyal medya üzerinden. Takip ediyor musunuz bilmiyorum ama oda başkanlarına, STK başkanlarına, platform ve dernek başkanlarına da çağrıda bulunuyorlar. Lütfen artık bu memlekete hizmet için varsanız o koltukları doldurun. Ama hizmet için değilseniz, bir siyasi partinin adayı olmak yolunda bir adım atıyorsanız ve bu koltukları o nedenle kullanıyorsanız, işte biz size o rahatlığı vermeyeceğiz diyor esnaflar.
Esnaf diyor ki bizim sorunlarımızla da ilgilenin. Esnaf diyor ki artık şehrin merkezlerindeki AVM'lere dur deyin. Esnaf diyor ki artık kurban bayramlarında bile AVM'ler, büyük AVM'ler, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları satmaya başladılar. Kimse buna dur demeyecek mi diye sorgulamaya başlıyor. Ve sosyal medya üzerinden örgütlenmeye başladılar. Sosyal medya üzerinde yorumlar yapılıyor. Açıklamalar yapılacak. Önümüzdeki günlerde de anlattıklarına göre, söylediklerine, yazdıklarına göre bir basın toplantısı düzenleyecekler bu noktada. Geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenleyip taleplerini, isteklerini ve artık bu kentte bir şeylerin yoluna girmesi adına kendilerince üzerlerine düşen payı yerine getireceklerini dile getiriyorlar. Bakalım neler olacak. Evet, neler olacak önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. MTSO, sevgili izleyicilerimiz, Mersin Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu bugün Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde az sonra başlayacak olan bir basın toplantısı düzenleyecek. Merak ediyoruz konuyu neyle ilgili olduğunu. Çünkü eğer benim düşündüğüm şey ise, çünkü sosyal medya üzerinden MTSO'ya da yükleniliyor. MTSO'ya da bir takım çağrılarda bulunuyor. Onunla mı ilgili, yoksa gerçekten farklı bir konuyla mı ilgili, birazdan onu da ilk siz öğreneceksiniz. Neden? Çünkü canlı yayında orada olacağız. Kentteki tüm gelişmeleri en sıcak, en yalın haliyle, objektif, tarafsız haliyle, eksiltmeden, çoğaltmadan olduğu gibi aktarıyoruz biliyorsunuz bu programda ve bütün programlarımızda, canlı yayınlarımızda sizlere Mersin gündemini aktarmaya devam ediyoruz. Evet, düşüncelerinizi bizlerle paylaşın lütfen. Mevcut milletvekillerinin çalışmalarından memnun musunuz? Bunu soralım. Çünkü artık yavaş yavaş siyaset sanki biraz kaynamaya başladı. Sanki artık siyaset hareketlenmeye başladı. Sanki erken seçim havaları böyle yavaş yavaş burnumuza doğru kokusu gelmeye başladı. Bakalım siyasi partilerin göstermiş oldukları ve seçmiş olduğunuz vekillerinizden memnun musunuz? Onu da eğer bizlerle paylaşırsanız sosyal medya üzerinden, Facebook üzerinden, onu da kamuoyuyla paylaşalım istiyoruz. Evet, ve hemen sosyal medya paylaşımlarına geçelim. Bakalım kimler neler paylaşmış 6 Eylül tarihi itibariyle. Hüseyin Aytu Atıcı, Tarsus ilçemizde merkezde kahvehane ziyaretleri, Atalar Yeşiltepe mahallelerinde saha çalışması yapacağız. Katılımınızdan onur duyarım demiş. Peki hiç merak ettiniz mi? Siyasiler genelde toplantılarını, genelde propagandalarını neden kahvehanelerde yaparlar? Hiç düşündün mü Ezel? Bir düşünsen nasıl bir yorum yaparsın bu konuda? Yani neden siyasiler genelde siyasetini, propagandasını veya işte halkla buluşmasını kahvehanelerde neden yapar? Düşünüyorsun. Sence, sesin gidiyor mu yayına bu arada? Gitmiyor değil mi? Evet, sence? Sence işsiz kesimi, halkın işsiz kesimi büyük bir çoğunluk orada diyorsun. Evet. Çünkü bak, oysa bir siyasetçinin görevi değil midir insanlara yeni iş alanları kurmak, istihdam sağlamak, insanların işsiz ortamdan alıp yeni işler yaratmak, bunun için projeler üretmek değil midir bunun amacı? Yani burada bir kesim var, bunlar işsiz, nasıl olsa kahvehanedeler, gidelim orada oturalım, biz de siyasetimizi konuşalım, onlara anlatalım. Değil mi? Bu mudur? Yani böyle bir zihniyeti kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz tabii ki. Biz artık böyle bir zihniyetin yok olmasını istiyoruz. Neden yok olmasını istiyoruz? Çünkü ben bakıyorum sabah 7'de adam işe gider gibi kahvehaneye gidiyor. Gerçekten bak, şimdi git çık bak. Bütün kahvehaneler dolu. Yani adam mesaiye başlıyormuş gibi. Onu bir vazife edinmiş kendine. Görev edinmiş. Kahvehaneye gidiyor, oturuyor. Hemen dörtlüyü toparlıyor. Başlıyorlar. Kağıda okey. Şimdi düşünüyorsun, diyorsun ki kardeşim sen hani işsizdin. Ya orası bir hayır kurumu değil. Yani orada sonuçta bir çaycı vardır değil mi? İşte orada bir hizmet sunan birileri vardır. Çay içiyorsun. Buna bir bedel ödüyorsun. Yani o kahvehanenin sahibi hayır kurumu olmadığı için, çayları da bedava dağıtmadığı için bir bedel ödüyorsun. Şimdi sen işsizsin, paran yok. Evinin rızkını peşindesin güya.
Ama sabahın köründe kahvehaneye gidip oturuyorsun, akşama kadar orada gelsin çaylar, gitsin çaylar, gelsin sigaralar, gitsin sigaralar. İşte masa etrafında oturanlarla birlikte hesap ödemeler. Peki bu paranın kaynağı nerede? Hani işsizdin, hani paran yoktu, hani çoluğunun çocuğunun rızkını arıyordun, ne oldu? Bak bu boyutuyla da bakmak lazım. Şimdi bu kadar işsiz var diyoruz ama bakıyorsun adamın cebinde parası olmayan gidip kahvehaneye oturamaz değil mi Ezel? Bu da mantıken doğru değil. Evet, siyasiler de bunu fırsat bilip nasıl olsa orada böyle büyük bir çoğunluk var, böyle büyük bir kesim var. Biz de zaten propagandamızı büyük bir kesime yapmak istiyoruz, büyük vatandaşlarımıza yapmak istiyoruz diyor. Kahvehanelere gidip böyle oturup sohbetler ediliyor. Evet, benim dönemimde kahvehanelerde insanları görmeyeceksiniz diyelim. Bilmiyorum, kendime pay çıkart. Yine kendime pay çıkarttım Ezel, yapacak bir şey yok. Belki bakarsın bir gün bir teklif gelir. Değişir. Siyasetin rengi değişir. Bak çok ciddiyim. Siyasetin rengi değişir. Siyasetçinin rengi değişir. Seçin beni ya. Zorlanma. Seçin işte. Aytuat Hoca ile devam ediyoruz. 6 Eylül 2016 Salı günü. Mersin Tarsus ilçemizde saha çalışması yaparak esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Edin bakalım. Esnafımızı ziyaret edin. Esnafımızın sorunlarıyla, sıkıntılarıyla ilgili çözüm üretmeyin. Edin. Hepiniz edin. Hepiniz edin. Yani esnafımızı ziyaret edin. Esnafımızın çayını için, siftah yapmayan esnafımız çaycıya da o parayı ödesin. Size ikram edeceği çayın parasını da ödesin. AK Parti Mersin İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, bu sadece CHP için değil de kimse yanlış anlamasın, tüm siyasiler için söylüyorum. İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, İl Başkanımız Cesim Ercik Başkanlığında il binamızda toplantı yaptı diyor. Evet, evet. İl Başkanlığımız binamıza toplantı yaptılar. İstişare toplantısı Ezel'cim. Devam ediyoruz. Sayın Baki Şimşek, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 190. yıl dönümünü ve tüm zabıtalarımızın zabıta haftalarını kutluyorum demiş. Sayın Baki Şimşek, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili. Ve o gece sorumluluk alarak öne çıkıp ülkeyi yönetenlere de cesaret veren ve hain FETÖ darbe girişimini engelleyen Sayın Doktor Devlet Bahçeli'dir. Bahane üretmek zayıf karakterli olanların işidir. Sorun varsa mutlaka ki çözüm de vardır. Önemli olan durum tespiti yapıp çözüm üretebilmektir. Her şeye rağmen 15 Temmuz'da başlayan yeni kapı ruhu ve hoşgörü ortamı sürdürülmeli, ancak verilen demokrasi mücadelesinden vazgeçilmemelidir. Demokrasi bir nimettir kıymetini bilene, cumhuriyet bir tokattır özgürlüğü silene, sonuna kadar demokrasi, sonsuza kadar cumhuriyet nokta. Ezan sesiyle başlayan yeni gün ülkemize sevgi tohumları eksin, barış, huzur ve mutluluk getirsin, yüzlerimiz gülsün, hayırlı şafaklar Türkiye'm demiş Sayın Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi paylaşmış, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Hakkari şehidimiz Ertunahan Doktor'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Tabi acıların paylaşılması önemlidir. Acılar paylaşıldıkça azalır. Siyasilerimizin, şehitlerimizin yakınlarını ziyaret etmeleri ve onların acılarını paylaşmaları tabii ki büyük bir önem arz ediyor. Sayın Mükerrem Tollu Erdemli Belediye Başkanı, tüm zabıtalarımızın zabıta haftası kutlu olsun diyor. Evet, şöyle zabıtalarımızı da yakından görelim. Haftalarını kutluyoruz. Onlardan çok ve büyük işler bekliyoruz. Kaldırım işgallerinin sona erdirilmesi noktasında, denetimlerin sıklaştırılması noktasında, sadece bayramdan bayrama değil, bayramdan sonra da kasapların, işte bakkalların, marketlerin, gıda sektörünün denetlenmesini istiyoruz. Sayın Kerem Toğlu, nereden gelmiş bu soru? Facebook'tan mı? Onların sayfalarında. Onların sayfalarında bir soru gelmiş. Kendi bünyenizde bulunan zabıta biriminde kadın zabıta var mı diye sormuşlar. Ben de bilmiyorum ama olması lazım mı? Evet, olması lazım. Kadınlarımız da her alanda olabilmeli. AK Parti Mersin İl Teşkilat Başkanımız Erhan Cuntar bölge ve ilçe koordinatörlerimizle toplantı yaptı deniliyor. Ve Sayın Hüseyin Sözlü, son günlerde duyduğum yegane doğru söz, Adana'da bile rastlamadık partinizde FETÖ'cüye ama TMSF de var bir tane diyor. AK Parti'nin içinde halen üst düzey FETÖ bağlantılı kişi olduğunu sanmıyorum diyor. Hayati Yazıcıoğlu yapmış olduğu açıklamasında sevgili seyircilerimiz.
bir gazeteye. Ve Başkan Aşut yapılan milletin emeğine karşı bir darbedir diyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, 15 Temmuz darbe girişimi milletin emeğine karşı bir darbe olduğunu söyledi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Fethullahçı terör örgütünün 100 yıldır yaratmaya çalışılan demokrasiye darbe vurmak istediğini belirterek, 15 Temmuz'da yaşadığımız bir terör örgütünün yıllarca devlet içinde yapılanmasının sonucu olan adi ve alçakça bir kalkışmadır. Darbe girişimi bu milletin her bir ferdiyle yıllardır ilmek ilmek ördüğümüz, alın teri döktüğümüz değerlerimize, tüm kazanımlarımıza karşı aslında milletin emeğine karşı bir darbedir diyor. Evet ve devam ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekibi 2 yılda 987 araç kazasına müdahale ederek en zor anınızda yanınızda olmaya devam ediyor diyor. Resimden kareler paylaşmışlar. 2 yılda 987 araç müdahale edilmiş. Ve devam ediyoruz. Mezitli Belediyesi. Belediyemizin merkez sanat evinde yaklaşık 2 ay boyunca süren yaz döneminde zihinsel engelli çocukları topluma kazandırma amacıyla açılan beceri kursu sona erdi. Gönüllü eğitmen Nagihan Kılıç takı tasarım eğitimiyle zihinsel engelli çocukların yaptıkları ürünleri sattıklarını ve bu parayla çocuklara küçük hediyeler aldıklarını belirtti. Çocuklar son dersin ardından müzik eşliğinde dans etti, halay çekti deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Ve geçiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne liderimiz Van'da şehit olan Jandarma Üsteğmen Harun Parlak'ın Kocatepe Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. Paylaşımını gerçekleştirmişler. Ve Sayın Nebi Yılmaz Mut Belediye Başkanı, Akçeşme Mahallesi Armut Alanı mevkisindeki asfaltlama çalışmasını yerinde inceledik. Vatandaşlarımızdaki memnuniyet bizi mutlu etti. Büyükşehir Belediye'mizin ve Mut Belediye'mizin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdik deniliyor. Ve ressam Bob, böyle güzel goller çizelim hep, tebrikler Hakan Çalhanoğlu. Ve Silifke Belediye Başkanı Doktor Mustafa Turgut da Eylül ayı olan meclis toplantımızın birinci oturumunu gerçekleştirdik diyor. Ve Tarsus Belediye Başkanı Sayın Şevket Can, Tarsus'ta ikamet eden şehit ailelerine konut verilmesi için çalışma başlattı. Vallahi süper. Tarsus'taki şehit ailelerine konut vereceğiz. Şehit aileleri şehitlerimizin emanetidir diyor. İşte hani değerlerimize sahip çıkalım, sahip çıkalım diyoruz ya. Sahip çıkmak gerekiyor. Ben Tarsus Belediye Başkanı Sayın Şevket Can'ı bu konuda göstermiş olduğu bu yakın ilgiden dolayı bir kere daha tebrik ediyor. Ve Sayın Şevket Can'ın tüm yerel yönetimlerimize ve tüm yöneticilerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Başbakan Yıldırım Van'da şehitlerimiz için düzenlenen törene katıldı deniliyor. Ve Başbakan Yıldırım, TOKİ Başkanı Ergün Turan ve Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Serpil'i kabul etti diyor. Evet ve böylelikle sosyal medya paylaşımlarımız da sona erdi. Evet, dediğimiz gibi sevgili izleyicilerimiz, tabii ki değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Değerlerimizin geride bıraktıklarına sahip çıkmamız gerekiyor. Şehitlerimizin yakınlarına, geride bıraktıklarına sahip çıkmamız gerekiyor. Toplum olarak, millet olarak, yönetimler olarak, hükümet olarak. Gerçekten bu konuda ne yapsak azdır şehitlerimiz adına ve şehitlerimizin geride bıraktıkları aileleri adına, onlara sahip çıkmak adına. Ve yerel gazetelerimize geçeceğiz. Yerel gazetelerimizin de ilk sayfalarını sizlere aktaracağız. Tabii okullar açılıyor 19 Eylül'de. Okullar açılırken tabii ki masraflar da çıkıyor aslında. Geçen gün ulusal kanalın bir tanesinde bir çocuğun masrafını ele almışlar. İşte çantasıydı, defteriydi, kalemiydi derken 150 lira gibi bir rakam çıkıyor. Şimdi tabii bu durumda o 150 lirayı alamayacak aileler de var. Hatta 2 çocuğu, 3 çocuğu olan aileler de var. Yani baktığınızda en az 450-500 lira gibi bir rakamla karşı karşıya kalıyor. Tabii eğitim şart diyoruz. Okuması lazım çocuklarımızın diyoruz. Ve bu konuda gerekli katkıları da devlet olarak yine yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yine umuyorum, diliyorum. Yine yeni bir kayıt sezonu içerisinde
okullardan okul aile birlikleriyle ilgili sorunlar, sıkıntılar yaşanmaz. Yani bir kere yani eğitim camiasındaki bir oluşuma böyle bir ders vermek gerçekten beni utandırıyor. Ama şunu izah etmeden de geçemeyeceğim. Okul aile birlikleri ticarethane değildir. Okul aile birlikleri bağışın ne anlama geldiğini bir kere açıp sözlüğü okusunlar. Bak bunu çok net söylüyorum. Bağış eşittir ne? Soru işareti. Lütfen hani bir eğitim kurumu içerisindeysiniz. Lütfen en azından bir hocanıza, bir öğretmeninize, okul müdürünüze bir danışın bakalım. Bağışın karşılığı nedir? Ne manaya gelir? Bağış insanların kendince yükünün yettiğince, imkanı el verdiğince katkıla bulunması ve bu zorunlu değil. Ama bakıyoruz bazı okullarımızda bağış vereceksiniz ama 250 lira vereceksiniz. Allah Allah. Bağış diyorsun ama 250 lira gibi bir rakamdan bahsediyorsun. Bağış diyorsun, zorunlu diyorsun. Bağış diyorsun ama sen bu parayı vermezsen çocuğunu kaydetmem diye tehdit ediyorsun. Biz bunları çok yaşadık geçtiğimiz dönemlerde. Bazı okullarda çok sıkça karşılaştığımız yeri geldi, kamuoyuyla paylaştığımız yeri geldi, direkt okul müdürlerine ulaştırdığımız, milli eğitime ulaştırdığımız ve hemen çözüme ulaştırdığımız bu bağış olayında. Lütfen sevgili veliler, okullardaki bağış sisteminde eğer gücünüz yetiyorsa, kendi rızanız ve isteğiniz dışındaki hiçbir talebi para ile yapılacak olan kaydı ciddiye almayınız ve hemen lütfen ilgili birime, milli eğitime şikayette bulunuz. Böyle bir hak yoktur. Zaten milli eğitim bu konuda yine bir açıklama yapacaktır. Her yeni eğitime, öğretim yılında mutlaka bu açıklamayı yapma gereği duyar. Çünkü onlar da bilirler ki bazı okullar bağış adı altında haraç kesiyorlar. Bak bunun adı haraçtır. O yüzden burada dikkat etmemiz lazım ve sevgili velilerin bu konuda dikkatli olması lazım. Böyle bir zorunluluk yok, böyle bir zaruret yok. Kendi rızanız, isteğinizle okulunuza yardım etmek isterseniz, katkıda bulunmak isterseniz eyvallah. Ama sizden zorla böyle bir para talep ediliyorsa, çocuğunuzu kaydetmeyiz gibi bir durumla karşı karşıyaysanız lütfen Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulununuz, hakkınızı savununuz. Böyle bir durum söz konusu değil. Onu buradan bir kere daha hatırlatalım. Evet sevgili izleyicilerimiz, gazetelerimize geçeceğiz ama az önce bahsetmiştim. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde Mersin Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu bir basın toplantısı düzenleyecek. Oradan görüntü görmemiz mümkün mü? İçel TV orada çünkü. Hazırlıklar var. Sayın Aşut yerinde. Evet. Ve basın toplantısı başlıyor sevgili izleyicilerimiz. Evet bizler de hemen kameralarımızı, mikrofonlarımızı Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde Mersin Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği basın toplantısına sizleri baş başa bırakıyorum. Evet. Tekrar günaydın, hoş geldiniz. Mersin Basın çok değerli temsilcileri, değerli dostlarım, hepinizi şahsım ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılı olaylar arasında milletimizin geleceği, huzuru ve güvenliği adına büyük çalışmaların yapıldığı ve büyük bedeller ödendiği, millet olarak topyekun bir dayanışmaya ihtiyacımız olan bu zor zamanlarda böylesi basit bir gündemle sizlerin karşısına çıktığımız için üzüntü duyduğumu, yapacak birçok değerli iş varken hepimizin değerli zamanını, milletin ve ülkenin gerçeklerinden kopuk bir menfaat çetesinin iftira ve yalanlarına ayırmaktan dolayı duyduğum rahatsızlığı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ancak uzun süredir planlı, organize bir şekilde artarak devam eden bu iftira, yalan ve ahlaksızlıklara sessiz kalmak, hak adına kişilerin ve kurumların onur ve şerefleri adına artık kabul edilemez bir noktaya gelmiştir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, siz değerli basın camiasını tenzih ediyorum. Kendi kendine gazeteci sıfatı veren ve gazeteciliğin etik ve sorumluluk duygusundan bir haber olan
bazı şahıslar kendisini SİAD veya dernek başkanı zanneden ve aslında ülkemiz için, ekonomimiz için çok hayati oluşumlar olan SİAD'ların ve ekonominin omurgası olan esnaf derneklerinin birleştirici, yapıcı rolünden bir haber, bazı müfteriler ve bunlara çanak tutan tetikçiliklerini yapan bazı zavallılar, önce şahsım üzerinden, sonra da yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz ve çalışan emekçilerimizin üzerinden 130 yıllık şerefli bir geçmişi olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası adına çamur atma, iftira atma ve toplumda olumsuz bir algı operasyonu yürütme çabası içindedirler. Tüm bunlara değerli esnaf camiamızın bazı temsilcilerinin de alet edilmesi ve bu kirli oyunda kullanılması iş dünyamız adına ayrıca üzüntü vericidir. Gündemi çok iyi bilen siz değerli basın mensuplarına burada tek tek isim vererek bu müferrilerin toplumda daha çok reklamını yapmak ve gündemi bu isimlerle kirletmek istemiyoruz. Ancak kendileriyle ilgili isim isim davaların açıldığını ve konunun yargıya taşındığını Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak tüm kamuoyuna duyuruyor. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, şahsım olarak gerek Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi gerekse Mersin Ticaret ve Sanayi Odası başkanlıklarım sürecince demokrasiye olan, çok sesliliğe inanan biri olarak hakkımızdaki eleştirileri kimden gelirse gelsin demokrasinin ve fikir beyan etme özgürlüğünün bir gereği gördüm. Yapıcı ve seviyeli eleştirilerden yararlandım ve bunlara olgunlukla davrandım. Bu süreçte hakaret ve küfür içeren namusumuza, özellikle bunu vurgulamak istiyorum, namusumuza, şerefimize ve aile yaşantımıza dair söylenen çirkin ifadelerin dışında hiçbir zaman mahkeme yoluna gitmedim. Baskı yapmadım, düşmanlık da yaratmadım kendi içimizde. Ancak bu sefer durum çok farklı. Bu sefer karşımızda ahlak tanımayan, profesyonel etik tanımayan ve bunları kötü niyetle, kasten ve belli bir amaçla yapan bir oluşum var. Bu yalanlar uzun süredir gündemde olmasına rağmen bu şahıslar kendi camialarından ve toplumdan bekledikleri desteği alamayınca, hatta büyük eleştirilerle karşılaşınca daha da saldırganlaştılar ve seviyesizleştirdiler. 15 Temmuz'da yaşadığımız alçakça bir darbe teşebbüsünün ardından 15 Temmuz sonrası süreci kendi planları için adi bir fırsat olarak kullanarak hazır ortalık bulanırken istemediği, sevmediği kişilerle ilgili FETÖ'cü diye yakıştırmalar yapacak kadar küçülen ve alçaklaşan, gelemedikleri makamların iş dünyasından göremedikleri teveccühlerin, toplumdan göremedikleri saygının, içlerine sindiremedikleri demokrasinin sonucu olarak artık bizler onların seviyesine düşmeden sosyal medya ve basın üzerinden basit ve alçak bir karalama kampanyası yapmak yerine konuyu yargıya taşıdığımızı ve bu konuda gereken adli süreçlerin başlatıldığını tekrar ifade etmek istiyorum. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası gibi 130 yıllık ak ve pak bir geçmişi olan din, mezhep, etnik ve siyasi ideoloji farklılıklarının üstesinde hareket etmiş ve bunları bir ayrışma aracı olarak asla kullanmamış, kendi tamamını kucaklamış, kentin tamamını kucaklamış, kucaklaşmış ve kentin ekonomisine ve sosyal yaşamının her alanına hizmet eden bir kurumun değerini, kalitesini ve vizyonunu, bu kuruma seçilemeyen, bu kurumun projelerinin içinde yer almamış ve 130 yıllık kültürü ve edebi bilmeyen iş dünyasının ve Mersinlerin bu konuda saygı ve teveccühünü kazanamamış ve bunun yarattığı eziklik, çaresizlik ve art niyetlerle hareket eden bu zavallılar Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın vizyonunu anlayamazlar ve bu temiz kurumlarda yer alamazlar. Hele hele
3-5 kuruş için veya egoları için bunların tetikçiliğini yapan hiç anlayamazlar ve aramıza da giremezler. İftira etmekten başka meziyetleri olmayan bu kişiler sadece şahsıma bir hakaret yapmış olsalardı belki ciddiye almazdım. Ancak iftiraları ile tüm yönetim kurulumu, tüm meclisimi, tüm meslek komitelerimi ve en önemlisi çalışanlarımı suçlamış, karalamış ve alçakça yalanlarıyla 130 yıllık geçmişimize küfür etmişlerdir. Bu kabul edilemez. 15 bin üyemiz adına bu müfterilerle mücadele etmek boynumuzun borcudur. Çünkü bu iftiralar tüm üyelerime atılmış demektir. Bu kadar alçaklaşabilen insanlara karşı sessiz kalırsak toplumu kutuplaştırmaya çalışan bu müfteriler daha da cesaret kazanacak ve bu edepsizlik toplumda olağan hale gelecektir ki bu en büyük tehlikedir. Gerek basında gerekse sosyal medyada iftira, hakaret ve yalanların hem Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumsal yapısına hem de kişilere yönelik ahlak dışı yakıştırma ve iftiralara kadar dayanan insanların aile, namus, şereflerine kadar uzanan bu karalamaları yapanların bunu gazeteci ve ya da SİAD başkanı sıfatlarıyla yapanları ise hem seçkin Mersin basın camiasına hem de Mersin iş dünyasına sürülen kara bir leke olarak görüyoruz. Özellikle yasa ile kurulan görev ve sorumlulukları yasa ile belirlenen her gün, her hafta, her ay kendi meclisi gerek hesapları inceleme komisyonu gerekse bağlı olduğu Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından detaylı bir şekilde denetlenen ve kentin en şeffaf kurumu olan Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın harcamalarına laf söyleyen, iftiralar atan kişiler aslında bizi denetleyen tüm kişi ve kurumlara da çamur atmakta ve suçlamaktadırlar. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kafasına göre para harcayan kişilerin emriyle yönetilen basit bir oluşum kurum değildir. Bu kurumda hayatlarında görev alamayanlar ya da bunun sorumluluğunu bilmeyenler bunu anlayamazlar. Hele hele kendi kurumları adına demeç veriyormuş gibi yaparak o kurumları da zan altında bırakacak kadar sorumsuz davranan, içinde bulundukları kurum ve camiaların prestijini yok sayan bu kişilere kendi kurumlarının değerli üyelerinin gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. Ve bu kişilere bilmeden prim veren kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşların artık bu toplum düşmanlarına prim vermeyeceğine de inanıyorum. Kısaca kim olursa olsun Ticaret Odası artık bu karalama kampanyasına izin vermeyecektir. Ve gereken yasal işlemi başlatmıştır ve diğerlerine de devam edecektir. Bu sadece Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, yönetimi ve meclisini koruma ve savunmanın gereği değil, odamızın 130 yıllık şerefi geçmişinden gelen doğruları savunmanın bir tavrıdır. Hukukun üstünlüğünün bir gereğidir. Atanmış birer memur olmayan, aksine binlerce üyemizin demokratik seçimlerin sonunda seçilmiş olarak, sektörlerin öncü isimleri olarak odamızda görev olan değerli meclis üyelerimize ve yönetimimize hakaret eden bu seviyesizlerin aslında tüm üyelerimizin özgür iradesine hakaret ettiklerinin bilincinde olarak üyelerimiz adına da bu kişilere gereken cevap vermek boynumuzun borcudur. Sürekli yayınladıkları ve gündeme getirdikleri gerekirse elimizdeki dosyaları ve bilgileri yayınlarız tehdidiyle bu kişilerin kafalarındaki menfaat duygusunu ve bekledikleri başka çıkarları valiliğimizin, yerel yönetimlerimizin, birçok paydaş bakanlığımızın, çoğu zaman birlikte çalıştığımız Çukurova Kalkınma Ajansı gibi değerli paydaşlarımızın aşağılanması
olması ve küçük düşürülmesi düşüncesidir. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak birçok projesini ya valiliğimizin ve ilgili bakanlıkların himayesinde ve desteğinde ya da yerel yönetim ve üniversitelerimizin paydaşlığında yapmaktadır. Bu anlamda yapılan hakaretler aslında tüm bu kurumlara yapılmış demektir. Bu anlamda bu kurumların onurunu korumak da bizim sorumluluğumuzdadır. Ancak bu kurumların da artık bu tip şanslara dikkatli yaklaşması ve bu şanslara paye verilerek bu önemli kurumları kötü emeller için kullanmalarına izin vermemeleri gerekmektedir. Değerli basın mensupları, çok değerli dostlarım, eleştiri ve düşünce beyan etme hakkımızı kullanıyoruz kisvesi ve kandırmacası altında sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri, siyaseti ve hatta bazı kurumların yeniden dizayn etmeye çalışan, milletin, Mersinlerin özgür iradesine saldıran, demokrasiye darbe yapan ve 15 Temmuz darbe yapmaya çalışan ve 15 Temmuz darbecisi ruhunun bir devamı ve benzeri olarak gördüğümüz bu müferrilerle hukuk çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası her zaman olduğu gibi bölen değil, birleştiren olacaktır. Mersin Ticaret Sanayi Odası her zaman olduğu gibi yıkan değil, yapan olacaktır. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası her zaman olduğu gibi nefret yaratan ve toplumu kutuplaştıran değil, insanlarımızı kucaklaştıran ve hukuku, demokrasiyi, hoşgörüyü yayan olacaktır. Bir atasözünün dediği gibi böylesi müfteriler alışık olmadıkları şeyleri yapmaya devam ederken bu onurlu kervan ve güzel Mersin'imiz hedeflerine yürümeye devam edecektir. Mersinlere ve tüm kamuoyuna saygıyla sunuyorum. Değerli basın mensupları, katılımlarınız için ve bizleri Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri şahsım, yönetim kurulum, meclis başkanlığım ve Mersin Ticaret Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Yanlış bilgilendirmemek adına ben kendi adıma mesela ayın 17'sinde odamıza yazılı müracaat ettim. Bir takım soruları sordum ancak şu ana dek cevap alamam. Yani cevabınıza cevap hakkım saklı kalmak kaydıyla bu konuda müracaatımı gördünüz mü yoksa ne zaman cevap alamıyorsunuz? Hukuki bir altyapısı olmadığı için öyle bir konuyu sizlerle paylaşmayı uygun görmedik. Ben 16 bin üyeli bir odanın almış olduğu arsayla ilgili bir proje çizip çizmeyi... Siz bu konuları müsaade ederseniz beni dilekçeyle değil, bana istediğiniz an telefonumla bile ulaşabilen bir kişisiniz. Gelin konuşalım, oturalım, sohbet edelim, bilgileri sizinle paylaşmaya gayret edelim. Ama yaptığınız doğru değil, sosyal medyada da paylaştığınız doğru değil. Ama niçin 17'sinden beri cevap alamadığım için? Bana bakın, tekrar söylüyorum. 17'sinden beri bana niye ulaşamıyorsunuz? Ama ben diyorum ki programa konu olacak. Beni istediğiniz zaman telefonla ulaşıp da benden cevap alabiliyorsanız. Resmi olsun dedim, doğru bilgilendireyim dedim. O lütfen. Demin söylediklerimin içinde siz de kendinize bir yer bulmayın. Dikkat edin. Hayır, zaten yer bulmam. Ben önümüzdeki program öncesi size mikrofonumu uzatacağım. Gelin, buyurun. 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 Her zaman her şeyi bazı konuları sizinle paylaşabiliriz. Bazı konuları meclisimizle paylaşabiliriz. Bazı konuları paylaşamayız. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir 5 dakika daha bir sabır. Sayın Başkan, özellikle son bir aydır sosyal medyada Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na ilgili iddialar dolanıyor. Siz zaten uzun uzun anlattınız. Ama buna bir takım sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sizin son siyahla biten dediğiniz Mesiyat Başkanı'nın da dahil olması ve vahim iddiaları da orada dile getirmesi her ne kadar sizin söylediğiniz gibi
belki amiyane bir tabirle benzer ama aşağı bir kurma olsa da beraberinde vahim iddiaları da getiriyor. Bunlar Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetiminin FETÖ tarafından kurulduğu iddialarına kadar uzandı. Ticaret ve Sanayi Odası'nın işte bir takım kendi içindeki meclis üyelerine işte rant sağladığı bürokratik ilişkilere kadar da hani birçok iddia var. Bunun yavaş yavaş artık yandaş toplamaya başladığını siz de görüyorsunuz. Nasıl oluyor? İşte siyaset başkanları katılıyor, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri yorumlar yapıyor. Biz de biliyoruz ama susuyoruz diye. Bu furya biraz daha büyüyor. Siz anlatacağınızı anlattınız ama bu özellikle Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin FETÖ tarafından kurulduğu iddiaları sosyal medyada bayağı bir patladı. Bununla ilgili de birkaç şey isteyeceğiz sizden. Bir de bu bahsettiğiniz kişi ve kuruluşlar Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine karşı bu karalama kampanyasını neden başlattı? Evet. Şimdi FETÖ ile ilgili olayı bu bir ülke ve hukukla yönetiliyor. Bir emniyet grubu var ve bir hukuk yapısı var. Bir demokrasi çerçevesinde. Bu çerçevede Mersin'in emniyeti de var. Mersin'in Cumhuriyet Başsavcısı da var. Mersin'in hukuk yapısı da var. Bir adalet sistemi var. Orası mutlaka bunu bu şekilde değerlendiriyordur. Kaldı ki bu yapının ben kesin ve kesin bir şekilde hiçbir şekilde böyle bir yapıyla bir ilişkisinin olduğunu söylemiyorum. Söyleyemiyorum çünkü öyle bir şey yok. Bunlar kendilerinin amiyane tabirle uzanamadıkları ciğere mundar ettikleri gibi aynı şeyi devam ettiriyorlar. Bu ayrı bir konu. Yani hukuken böyle bir tekrar rica edebilir miyim? Şimdi, sosyal medyadan özür dilerim. Anladığınız tabii kadarıyla Ticaret ve Sanayi Odası bazı basın kuruluşlarına aboneliğini iptal etmiş. Evet. Bundan dolayı bir kampanyanın başladığı iddia ediliyor. Öyle mi? Belki bir tanesi olabilir. Etikleyen ne oldu? Ekibinize, şahsınıza, demin konuşmamda vardı. Şahsınıza, çevredeki insanlara, çevrenizdeki insanların namusuna sosyal medya üzerinden hakaret edilirse, bazı konular gündeme getirilirse orada ve haksız bir şekilde, namus bizim en önemli konumuzdur biliyorsunuz. O konuya değindiğiniz zaman gerekli cevabı mutlaka verirsiniz. Biz kendimizden eminiz o konuda. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Sayın Başkan, siz öz eleştiri yaptınız mı? Yani sizin eksikliğiniz ne oldu? Sizin yanlışınız ne oldu da olaylar buraya geldi? Hani bir öz eleştiri oldu mu? Biz toplumun, Türk toplumunun beklediği gibi her şeyi cevap olarak kullanmadık. Ve kullanmayacağız da. Her söylenene bir cevap vermeyeceğiz. Çünkü 130 yıllık Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın o kurumsal yapısında bununla ilgili belli kurallar var. O kurallar çerçevesinde yürür. Burada yapılması gereken, eğer hepiniz bana çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Demin arkadaşıma söylediğim gibi. Telefonum hepinizde var. O anda dönemezsem, tanımadığım bir numaraysa o anda zaten dönmüyorum. Dönemiyorum. Müsait değilim ama toplantıdayım mesajını alıyorsunuz. Toplantı olduğumda. Müsait olduğum zaman hepinize dönüyorum. Tek tek sizleri cevaplamaya gayret ediyorum. Ve benim yönetim mantığımı, Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın yönetim mantığını, meclisin nasıl bir mantıkla yönetildiğini hepiniz biliyorsunuz. Bizim de elbette cevap vermemiz gereken kurumlarımız var. Hesapları inceleme komisyonumuz var. Meclis adına bunları yapıyorlar. Kaldı ki bir meclisimiz var bizim, sorumlu olduğumuz. Ondan sonra da Gümrük Ticaret Bakanlığımız var. Biz her ortamda her şeyi, yani bu iş bir dedikodu malzemesi gibi kullanılması bizim işimize gelmiyor. Daha doğrusu işimize gelmiyor değil mi? Dedikodu malzemesine bizim cevap vermemiz açısından kurumsal yapı olarak uygun değil. Çünkü biz bir kurumsal yapıyız. Belli bir kriterlerimiz var. Yıl başında meclisimizden geçen, meclis başkanım da burada biliyorsunuz şey olarak, meclisimizden geçen
bir kriterlerimiz var, bütçemiz var, iş programımız var ve stratejik planlarımız var. Biz ona göre hareket ediyoruz. Bugün buna karar verdi, yönetim kurulu bugün buna karar verdi, bunu yapsın deme şansımız yok. Hele Şerafettin Aşık böyle bir şey düşünüyor deyip de bunun üzerine gitme diye bir şansımız yok. Biz bunun yılın başında bütçeleme sırasında programlarız, onun üzerinden çalışmaya başlarız. Türkiye'nin şu anda 15 Temmuz'dan sonra yurt dışındaki imajını değiştirmek için yapılacak olan proje böyle bir sürece geldi. Aslında o proje Mersin'in tanıtımıydı. Ama şimdi artık Türkiye'nin imajının düzeltilmesi projesi oldu. Türkiye'nin imajının düzeltilmesi için TİM, İhracatçılar Birliği, Türkiye Odalar, Borsalar Birliği, odalar ve iş dünyası birebir çıkıp dışarıda dolaşıyoruz. İnsanlara bazı şeyleri anlatmaya gayret ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ben İran'daydım, Tebriz'deydim. Evet, yatırım ortamlarını izlemeye gittik, dinlemeye gittik. Biz onlar asıl hedefimiz oydu. Planlanan oydu. Ama biz orada döndük. İranlılara Türkiye'nin nasıl bir demokrasi mücadelesi verdiğini anlattık. Evet, İran ilk bu konuda tepkiyi koyan ondu. Onlar da yönetimiydi. Ama halkı bu işi böyle görmüyor. Halkıyla konuşmanız gerekiyordu. Sanayicisiyle görüşmeniz gerekiyordu. Ve onu yaptık. Fırsat bu fırsat, onlara gidip anlatma yerine burada yapılacak olan Meditur, bu ayın sonunda yapacağımız Meditur'da dünyanın birçok noktası, yani pardon özür diliyorum, Akdeniz'in birçok noktasından gelecek olan insanları biz burada bilgilendireceğiz. Sahada görecekler, sahada gördükleri Mersin'i, sahada gördükleri Türkiye'yi ülkelerine gidip anlatacaklar. Bizim yani hedefimiz bu açıkçası. Aslında hani ilk defa sizi burada görüyoruz. Özellikle bu kadar kalabalık bir toplulukla sizi ilk defa Cemiyet'te görüyoruz. Geçtiğimiz senelerde ben hatırlamıyorum değerli arkadaşlar. Biz ilk defa burada yaptık, evet. Gazeteciler Cemiyeti'nde bunu... Eksiklik miydi? Siz de kendi buluşma adına... Tabii. Buraya ilk defa geliştiğinizde biraz bunu söylüyorsunuz. Tabii. Yani o doğal bir şey. Biliyorsunuz yani biz basın toplantılarımızı genelde büyük salonlarda, büyük yerlerde yapıyoruz. Ama biz burada vermemiz gereken mesajı siz değerli basın camiasına aktaralım istedik. Siz de kendi içinizde varsa eksikleriniz onları düzelteceksiniz. Bizim nasıl eksiğimiz varsa sizi çağırıp odada yapabilirdik bu organizasyonu. Ama buraya gelerek sizlerin daha rahat ulaşabileceğiniz bir yer ya da sizin eviniz diyelim. Bence öyle. Sizin eviniz olduğu için burada yapmayı öngördük açıkçası. Evet. Meclisinizde bunlara meclisinizde bu gruplara destek verenlerle ilgili bir yasal işlem ya da benzeri bir şey yapılacak mı? Onu soracaktım. Meclisimizde tamam bizimle beraber. Meclisimizde bir sıkıntı yok. Burada olmamızın sebebi şu arkanızda bulunan Ticaret Sanayi Odası'nın meclisinin ve üyelerinin desteğini görerek ben rahatlıkla konuşabiliyorum burada. Evet. Hoş geldiniz. Evimize hoş geldiniz. Çok da kalabalık bir toplantıya gelmenize çok daha iyi oldu. Soracağım soru sizin nezdinizde sadece diğer meclis üyelerimizle ilgilendiriyor. Benim alanım spor. Uzun süredir spor muhabirliği yapıyorum. Sizden de daha önce muhabirimiz biliyoruz, çalışıyoruz. Hatta bizim odamızda da çalıştırıyoruz işte. Yani, o anlamda da çok fazla... Bilmeyen arkadaş, genç arkadaşlar olduğu için evet. Onu söyleme ihtiyacı duydum. Evet. Sağ olun. Şimdi samimiyetinize binaen, çünkü ben sosyal medyadaki odanız ve sizin hakkınızda yazılanları ben de çok abartılı ve uygunsuz bir dille yazıldığını düşünenlerdenim. O serzenişlerinize katılıyorum. Ama ben kendi alanımla ilgili ve benim de bir fiil yaşadığım şeyle ilgili bir görüş alışverişinde bulunacağım. Mersin İmam Yurdu, bu dilin en önemli marka değerlerinden biri. Bu marka değerini maalesef biz dönemsel anlamda yoğurduk, biliyoruz. Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın geçtiğimiz sene kendilerinden talep edilen iki deplasmanı gibi bir şeyden sıkıntı yaşandı. Karşılamayla ilgili sıkıntı yaşandı. Çok önemli bir örgüt. Mersin'in en önemli sivil toplum örgütünün Mersin İdman Yurdu'na bakış açısı bu süreçten sonra bir değişime uğrayacak. Bu değişimden biz de etkileniyoruz. Gazeteci olarak bir haber yazdığımızda
maalesef ben bunu rakamında değilim. Hiç kimse yanlış anlamasın. Bundan sonraki ilişkilerimizde bu rakamı telaffuz etmeyeceğim. Bizim abonelik ve ilanla ilgili şeyimiz de kesildi odanız tarafından. Halbuki biz başkasının sesi olmaya çalıştık, size ulaşmaya çalıştık, size eleştirdik. Bu da en doğal hakkımız olduğunu düşünüyorum. İkincisi, mizahi bir karakterle sizi özdeşleştiren taraftarı mahkemeye verdiniz. Yani üç kişiyle mahkemelik oldunuz. Bunun sürecinde Mersin Pardon'a bakış açınız biraz daha makas açıldı. Ve bu bizim gibi hani gerçekten namusuyla dürüstçe gazetecilik yapan, eleştiri hakkını kullanan gazetecilere de sirayet etmeye başladı. Bir ayrım yapmanız mümkün olacak mı bundan sonra? Yani şu elimizde turnusol kağıdı olmasına bile gerek yok. Çünkü insanların buradaki yapısı, gazetecilerde olduğu gibi, toplum örgütünüzde olduğu gibi de belli. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani siz gazetecilerde, bazı gazetecilerden veya sözde gazetecilerden dem vuruyorsunuz. Bu kişilerle ilgili yani baktığınızda, olaya baktığınızda ayrım yapabiliyor musunuz? Yoksa kurunun yanında yaşlılar yapmaya devam edecek misiniz? Bir de en önemlisi, bizim için önemli Mersin Mahallesi'yle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani Mersin Mahallesi'ne bu saatten sonra neler yapabilirsiniz? Ne katkı sağlayabilirsiniz? Anladım. Öncelikle demin bilerek söyledim. Bir eski oda çalışanı olarak odaların ki spor kulüplerine yardım yapamayacağını siz de biliyorsunuz. O süreçte gene aynı baskılar olduğu süreçte siz de bizim bir basın çalışanımız olarak bunu toplumla ve Mersin İdman Yurdu taraftarıyla, Mersin İdman Yurdu kulübüyle paylaştınız, kaleminizle paylaştınız hatırlarsanız. O açıdan Mersin Ticaret Sanayi Odası hukuki bir ve yasal olarak hiçbir şekilde yardım yapamaz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası geçtiğimiz dönemlerde meclis başkanımın daveti üzerine Mersin İdman Yurdu'nun yöneticilerini odaya davet ettiler ve orada yönetim kurulu ve meclis üyelerinin kredi kartlarıyla bir destekte bulundular. Biz eşittir Mersin İdman Yurdu. Bunu başka bir türlü söylemek istemiyorum. Yani biz varsak Mersin İdman Yurdu var. Mersin İdman Yurdu varsa biz varız. Ama bu işin tekrar gözden geçirilerek hareket edilmesi sanıyorum önümüzdeki günlerde de bir genel kurul yapılacak. Bu Mersin sadece Mersin İdman Yurdu değildir. Biraz da böyle bakmak lazım. Doğru yönetmemiz lazım. Doğru yönettiğimiz takdirde kaynakları doğru yönetebilirsek sanıyorum Mersin Ticaret Sanayi Odası da bir yere gelecektir. Mersin İdman Yurdu da bir yere gelecektir. Bunu söylemek istiyorum. Evet ben dava açtım ama şahsıma hakaretten Mersin Ticaret Sanayi Odası'na değil. Evet, şahsınıza karşı. Evet. Şimdi sizin şahsınıza 5.000-10.000 kişinin olduğu yerde hakaret içeren bir billboard'u assalar size ne durumda olursunuz? Ya yok yani. Ve ulusal bir Lig TV'de de bu yayınlansa, özellikle kameramanlar da oraya çevirttirirse, onu da işleselim grup. Siz nasıl davranırsınız? Şahsıma, çocuklarıma orada hakaretin ölümle şey vardı, hakaretler vardı. Odanın kapısında bilmediğiniz için işte dikkat edin. Bakın. Tribünde değil bu iş. Orada yazılanlarda birçok şey vardı o sosyal medyada ve odanın kapısında saat kaçta benim geldiğim ve beni saat kaçta orada darp edecekleriyle ilgili birbirlerine yazışmaları vardı. Müsaade edin ki yani bir delikanlı olarak, bir Mersin delikanlısı olarak, sanıyorum siz de Mersinlisiniz. Bir Mersin delikanlısı olarak gereğini yaparsınız. Teşekkür ediyorum. Başkanım ben müsaade ederseniz. Değerli konuklar, son olarak ben arkadaşlarım bitirdi. Şimdi 130 yıllık bir kurumun yine 50 yıllık bir başka kurumda ağırlamaktan dolayı gerçekten mutluluk duyuyorum. İnşallah bu işbirliğimizi, bu birlikteliğimizi bundan sonra da sürdürmeliyiz diye diyorum. Sizin çığlıklarınızı biz duyduk, duyuyoruz da. Ancak 1950'li yıllarda
Amerika'da yaşanan McCarthy dönemlerini anımsatan her şeyi Türkiye'de şu an biz görüyoruz. Mersin'de de görüyoruz, Adana'da görüyoruz, İstanbul'da görüyoruz. Dünün FETÖ'cüleri kiminle çıkarı varsa FETÖ'cü diye iddia ediyorlar. Ve çukura atmaya çalışıyorlar. Buna 50 yıllık Mersin Gazeteciler Cemiyeti de dahil. Ancak hem Mersin Gazeteciler Cemiyeti hem ticaret odamız canlı, duyarlı, diyaloğu olan meslek kuruluşları, biz içimizdeki, içimize sızmış gazetecileri arındırmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizler de sürdüreceksiniz. Tekrar tüm meclis üyelerimize, meclis başkanımıza, size, yönetim kurulu üyelerine, cemiyetimize geldikleri için çok teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin kentimiz açısından, ülkemiz açısından 15 Temmuz'dan sonra gelişen barış ve birliktelik ortamına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yalnız değilsiniz, özellikle medyada size dönük bir grubun yaptığı saldırılarda asla yalnız değilsiniz. Sizi yalnız bırakmayacağız başkanım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar geldiğiniz için. Evet sevgili izleyicilerimiz, Mersin Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şerafettin Aşüt'ün basın açıklamasını izledik. Peki konu neydi? Anladık mı? Hiçbir şey anlayamadık. Neden anlayamadık? Çünkü hala soru işaretlerinin oluştuğu, kim onlar, kim bunlar, ne için yapıldı bu toplantı, kim için yapıldı bu toplantı, onlar hala soru işaretleri. Bu tür basın toplantılarının bence şöyle bir amacı olmalıydı. Evet şu 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 gruplar bize karşı şöyle bir tavır sergilediler ve biz bu tavrın sonunda zaten Sayın Aşüt diyor ki yasal işlemlerimizi kullandık, yargıya taşıdık diyor. Ama işte galiba aramızdaki iletişim kopukluğu konuşamamaktan kaynaklanıyor olsa gerek ki mutlaka suçlayan vardır, mutlaka suçlanan taraf da vardır. Tabii iki tarafı da iyi dinlemek lazım. İki tarafın da görüşlerini almak lazım ki doğru haberciliği kamuoyuna doğru bir şekilde aktarabilmektir. İşte biz bunu çok sıkça yapmaya çalışıyoruz. Sadece suçlayan taraf değil, suçlanan tarafı da. Sadece itham edilen taraf değil, itham edeni de konuşuyoruz, konuşmaya çalışıyoruz ve iki görüşe de yer vermeye çalışıyoruz. Ve sonucu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. İşte belki de gerçek gazetecilik, belki de gerçek haber noktasında böyle güzel bir adımla ilerliyoruz, ilerlemeye devam ediyoruz. Mutlak suretle her meslekte olduğu gibi meslekte bu mesleği kötü manada kullananlar olduğunu bizler de farkındayız, bizler de biliyoruz. Sayın Başkan'ın da dediği gibi onlar ayıklanmaya çalışılıyor zaten ki onlar kendilerini gösteriyorlar. Evet. Ali Gökhan Şamiloğlu hazır, ben Mersin gündemine dair bilgileri alalım. Ardından yerel gazetelerimizle sizlerle birlikte olacağız. Merhabalar, günaydın. İçer TV seyircilerine, Radyo Klas dinleyenlerine sevgiler, saygılar, sağlıklı, mutlu bir gün dileyerek Mersin gündemine kısaca değinelim. Ayrıntılar gün içerisinde haber bültenlerimizde ve haber içerikli programlarımızda olacak. Bunu da hatırlatalım. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek, partisinin Erdemli ilçe teşkilatını ziyaret etti ve bu ziyarette yapmış olduğu açıklamada FETÖ ile mücadeleye dikkat çekti ve darbecilerin 15 Temmuz'da ülkeyi kana bulamak isteyen ve kana bulayan kişilerin idam edilmesini destekliyoruz ve istiyoruz. Ancak masum insanlara da dokunulmaması gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. Hükümet ve organları FETÖ ile mücadelede ince eleyip sık dokunmalı. Kurunun yanında yaş da yanmamalı ve FETÖ ile mücadelenin bir cadı avına dönüştürülmemesini tekrar yineliyoruz dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek. Şehit ailelerine güzel bir haber geldi. Tarsus ilçesinden Tarsus ilçesi Belediye Başkanı Şevket Cam, Tarsus'ta ikamet eden ve nüfusu Tarsus'a kayıtlı olan bütün şehit ailelerine ücretsiz konut vereceklerini söyledi. Konunun ayrıntıları haber bültenlerimizde yer alacak. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, FETÖ'nün 15 Temmuz'da kaybettiği savaşı başka alanlara taşıyacağına dikkat çekti ve bu alanın en önemlisinin de ekonomi olacağını belirtti ve ekonomik alanda çok çok dikkatli olmalıyız. FETÖ ekonomi üzerinden tekrar ülkemize ciddi bir saldırı yapabilir dedi. Mersin Büyükşehir Spor'a geldiğimizde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 15 Temmuz Şehitler Anısı'na düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Futbol Turnuvası'nda Toroslar Belediye Spor şampiyon oldu. Ve Akdeniz Belediyesi Mersin'de faaliyet gösteren 14 amatör spor kulübüne futbol sezonu öncesinde malzeme yardımı yaptı. Ve Tarsus İdman Yurdu galibiyetle başladı. 3. ligin 3. grubunun ilk haftasında Diyarbakır'da Diyarbakır Spor'la karşılaştı ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı Tarsus İdman Yurdu. Mersin İdman Yurdu önemli isimleri takımına katmayı başardı. Geçen sezonda Mersin İdman Yurdu'nda top koşturan Tita Pedriel, Sinan Kaloğlu ve Güven Varol Mersin İdman Yurdu'nda önümüzdeki bu sezonda top oynayacaklar ve bu futbolculardan son olarak Tita da takıma katıldı. Mersin İdman Yurdu kafilesiyle birlikte Tita bugün Bolu'ya hareket edecek. Mersin İdman Yurdu Bolu Spor'la 11 Eylül tarihinde Bolu'da karşılaşacak. Bu karşılaşmaya kadar Mersin İdman Yurdu Bolu'da kamp yapacak. Tam kadro yer alacak bu kampta. Mersin İdman Yurdu'nda yine kongre, olağanüstü kongre kararı alındı. Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Hüseyin Çalışkan yapmış olduğu açıklamada olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı. Olağanüstü kongre 21 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongre 28 Eylül'de yinelenecek. Ve Hüseyin Çalışkan yönetimde yer alan kişi sayısının arttırılacağını, zaten şu anda yönetimde yer alan ya da alması gereken bazı yönetimdeki kişilerin yönetimden istifa ettiklerini dile getirdi. Ayrıca Hüseyin Çalışkan başkan olmak isteyen bir kişi olduğunda da ve bu isim üstünde de karar kılındığında başkanlığı bırakmak istediğini de tekrar yineledi. Ayrıca tabii Mersin İdman Yurdu yönetiminde Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın temsilcisi olarak yer alan eski FIFA kokartlı hakemlerden Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Vedat Yüksel de olağanüstü kongre sonrasında yönetimde yer almayacağını da açıkladı diyoruz. Ve tabii yine az önce ekranlarınıza Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nden canlı olarak geldi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Meclis Başkanı Sayın Mahmut Arslan'la birlikte bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantının özüne yönelik ayrıntılar da yine haber bültenlerimizde olacak. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için ve hemen yerel gazetelerimize geçeceğiz ve yerel gazetelerimizin ilk sayfalarını aktaracağız sizlere. Akdeniz Gazetesi ile devam ediyoruz programımıza. Akdeniz Gazetesi Bakan Elvan enflasyonu değerlendirdiği haberine yer vermiş. Açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ağustos ayında TÜFE piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşerek %0.29 oranında azalmıştır. Buna göre yıllık TÜFE artış hızı Temmuz ayında %8.79 iken Ağustos ayında yine beklentilerin üzerinde azalarak %8.5'e gerilemiştir. 3 aylık artışın ardından TÜFE'nin tekrar azalma eylemine girmesi hain darbe girişimi sonrası ekonominin hızlı normalleşme sürecine girdiğinin önemli bir göstergesidir diyor. Tabii okullar açılıyor. Bu konuyla ilgili kırtasiye
ürünleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar da aktarılıyor. Mersin Kırtasiyeciler Odası Başkanı Mehmet Reşat Kıvılcım, velileri ve öğrencileri yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiye ürünleri alırken dikkatli olmaları ve kimliği belirsiz kırtasiye ürünlerini almamaları konusunda uyardı. Ve devam ediyoruz. Şehit ailelerine ücretsiz konut haberi. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can bayram marifesi şehit ailelerini sevindirdi. Başkan Can yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehit ailelerinin yüzünü güldürecek bir projeyi hayata geçiriyor. Başkan Can Tarsus'ta ikamet eden ve nüfusu Tarsus'a kayıtlı olan bütün şehit ailelerimize ücretsiz konut vereceklerini açıkladı. Ve bölge için yeni bir dönem başlıyor diyor. Başbakan Binali Yıldırım tarafından Diyarbakır'da açıklanan ve 23 ili kapsayan yeni destek ve teşvik paketiyle ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, bölge için yeni bir dönem başlatacak Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı teşvik paketi hazırlandı. Hazırlanan bu paket vatandaşı rahatlatacak ve ekonomiyi de canlandıracaktır diyor. Aşut, milletin aklı ve feraseti üst aklı yendi diyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, FETÖ'nün 15 Temmuz'da kaybettiği savaşı başka alanlara taşıyacağına, bunun en önemlisinde ekonomi sahası olacağına dikkat çekerek darbe girişimiyle yıkamadıkları devleti, seçilmiş hükümeti, demokrasiyi bu kez ekonomiyle yıkmaya çalışacakları aşikardır. Askeri emniyet güçleri ve istihbarat anlamında ne kadar güçlü olmamız şart ise ekonomik anlamda da o kadar güçlü olmak zorundayız uyarısında bulundu. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Çukurova gazetesi de MESK'i nasıl yatırım yapıyor diyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İşletmesi 4 Eylül 2015 tarihinde 4 milyon 192 bin 386 lira bedelli ihalesini yapıp Ağustos 2016'da bitirdi. Sebil kanalizasyon inşaatının işletme hakkını almadığı gibi bu kanalizasyonla ilgili bir atık su arıtma tesisi girişiminin de olmadığı ortaya çıktı. Bu yüzden aşağıdaki sorular yanıt bekliyor diyor. MESKİ Genel Müdürü Aybak izin mi verecek? Berdan ve Pamuklu barajları kirlenecek mi? Bunun için bunun gibi başka yerlerde var mıdır gibi sorular soruluyor. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Hakimiyet gazetesi. Mersinler akıllı bisikletten hevesini alamadı. Akıllı bisikletin havası kaçtı deniliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen akıllı bisiklet, Mersin sahilinde projesi kapsamında Adnan Menderes Bulvarı kıyı şeridindeki istasyonlara bırakılan akıllı bisikletler kullanılamaz duruma geldi. Bisikletlerdeki arızaları belediyeye bildiren vatandaş, pazar günü olduğu için ilgilenemeyiz yanıtını vermişler. Ve yavrular ölüyor deniliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Gözne yolu üzerindeki hayvan barınağında koruma altına alınan yavrular risk altında özel haberiyle geçmişler. Geçiyoruz farklı bir gazeteye. Haberci gazetesi öğrenciler militanlaştırılıyor deniliyor. Yetersiz yurt kapasiteleri nedeniyle cemaatlerin kucağına itilen öğrencilerin bu odaklarca militanlaştırıldığına dikkat çeken eğitimciler aynı hataları düşünmemesi için yetkilileri göreve çağırmışlar. Kaçak hava geçidi yok ve kanser düşmanı guavanın hasadına da başlandı bu arada sevgili izleyicilerimiz. Anavatanı Güney Amerika ve Batı Hindistan olan guavana meyvesini Silifke'de üretmeye başlayan ziraat mühendisi Mustafa Levent kilogramı 7,5 liradan sattığını ancak pazarlama sıkıntısı yaşadığını söylüyor. Ve Güney Gazetesi suça bulaşmayanların yanında yazıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Atıcı meslekten ihraç edilen öğretmenlerle bir araya geldi. Buluştu. Suça bulaşmayanların yanındayız dedi. Kadını ve savaşı konuşacaklar diyor ki Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi kadın ve savaş temasıyla Mersin'de gerçekleştirilecek. İlkokula başlangıç masrafı 555 lira. Eğitim Bir Sen'in araştırmasına göre öğrencinin velisine eğitim maliyeti aylık ortalama 176 liraya çıkarken serbest kıyafet uygulaması olan bir ilkokula başlangıç masrafı 555 lira. Evet. Ve devam ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Mersin gazetesi de Gözne'de sivrisinek istilası. Vatandaş bir süredir yeterli ilaçlama yapılmıyor. Bahçe sulama için açılan çukurlarda biriken su pis koku ve sivrisinek yuvasına dönüşüyor diye uyarıyor. Demokrasiyi ekonomiyle yıkmaya çalışacaklar diyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şerafettin Aşut'un vermiş olduğu açıklamaya yer vermiş gazete. Ve kansere karşı koruyucu olan guavanın hasadına başlandı haberi de yine gazetenin ilk sayfasından
okuyucularına ulaşan haberler arasındaki yerini alıyor. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 la. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay